أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وبعد. Kıymetli izleyiciler, istigase ders serilerimizin bu bölümünde inşallah istigase ile ciddi anlamda alakasının olduğunu söyleyebileceğimiz hayatül emvat meselesi üzerinde duracağız. Çünkü ölülerden istigase yapıldığı zaman da, ölülerle istiânede bulunulduğunda hemen şu itiraz gelebiliyor. Ölüler zaten ölmüş gitmiştir. وَمَا اَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ ki onun izahına da geleceğiz. Sen kabirdekilere işittirici değilsin. Onun için ölüden medet beklenmez. Ölünün bir faydası olmaz. Ölenler ölmüştür. Dolayısıyla ölü duymaz, işitmez, diriye bir faydası olmaz. Bu sebeple istigase yapmak batıl bir şeydir diyorlar. Buna dair doğal olarak bizim de hayatül emmat meselesi üzerinde durmamız gerekiyor. Yani ölülerde bir nevi hayat var mıdır? Naslar bu konuda ne söylemektedir? Kur'an ve sünnetin bu konudaki beyanatı nedir? Bu noktayı da özet bir şekilde tahlil ettikten sonra istigasenin bizatihi delilleri meselesine geçmiş olacağız. Hemen şunu ifade edelim. Bu konu istigase ile ciddi anlamda irtibatlı olan bir konudur. Çünkü istigase meselesini inkar edenler, istigasenin mübahlığını kabul etmeyenler, ölülerde hiçbir hayatın olmadığını, hiçbir anlamda bir hayat taşımadıklarını savunuyorlar. Dolayısıyla buna göre, bir hayat olmadığına göre ölülerde onlardan bir fayda veyahut da zararın gelmesi düşünülemez. Halbuki naslara baktığımız zaman da Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Bakara suresinin 154. ayeti cellesinde Estaizu billah وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٍ بَلْ اَحْيَاءٌ وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ buyuruyor. Yani Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Onlar bilakis diridirler. Lakin siz bunu anlayamazsınız. Yani sizin anlayamayacağınız bir hayat türüyle onlar diridirler buyuruluyor. Dolayısıyla onlara mahsus olan bir nevi bir hayat vardır. Fakat o hayatın türünü, nevisini biz anlayamayız ayetin beyan ettiği üzere. Dolayısıyla bu onların ölmediğini, bir tür hayatla hala yaşadıklarını gösteriyor. Elbette bu hayat bizim dünya hayatımız gibi bir hayat olmayabilir. Dolayısıyla onun için la teş'urun buyuruyor Cenab-ı Hak. Siz anlayamazsınız. Yani bizim bilmiş olduğumuz hayatlar bellidir. Deneyleyebildiğimiz, tecrübe ettiğimiz hayatlar bellidir. Fakat o hayat bizim hissi alanımızın dışında kalan, idrak edemeyeceğimiz bir hayattır. Bu sebeple onu anlayabilmemiz mümkün değil. Fakat عَدَمُ فَهْمِ الشَّيْءِ لَيْسَ بِدَل۪يلٍ عَلَى بُطْلَانِهِ demişler. Yani bu mantıksal bir kaidedir. Bir şeyi anlayamamak, idrak edememek batıl olduğu, yok olduğu anlamına asla gelmez. İkinci bir ayet-i celile Ali İmran suresi 169 ve 170. ayet-i cellelerde Cenab-ı Hak اِسْتَعُذْ بِاللّٰهِ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ قُتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِح۪ينَ بِمَا آتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذ۪ينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ اَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ buyuruyor. Yani bir önceki ayeti celileye benzer bir mana ile asla Allah yolunda öldürülenleri ölüler zannetme. Onlar bilakis diridirler, Rableri katında rızıklandırılmaktadırlar. Allah'ın kendilerine vermiş olduğu nimetlerle, rızıklarla ferahyâb olmaktadırlar, sevinmektedirler ve kendilerinden sonraya kalmış olan, henüz daha dünya hayatında bulunan ve kendilerine yetişmemiş olan kimselerle müjdelenmektedirler ki onlar üzerine hiçbir korku yoktur, mahzun da olmayacaklardır. Dolayısıyla bu ayet-i celle de aynı şekilde ölülerin rızıklandırılacak, ferahyâb olacak, sevinecek, belli bir takım duyguları hissedebilecek tarzda bir tür hayat yaşadıklarını, diri olduklarını gösteriyor. Dolayısıyla bu tür bir hayat yaşayan bir ölünün fayda vermesi veya zarar vermesi elbette ki mümkündür. Allah Teala'nın takdiriyle, Cenab-ı Hakk'ın iradesiyle, müsaadesiyle bu mümkün olan bir şeydir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da peygamberler için Bezzar'ın müsnedinde
Beyhaki'nin Hayatül Enbiya'da rivayet ettiği üzere ki Heysemi Ebu Yala'nın ricalinin fikat olduğunu söylüyor. Dolayısıyla Ebu Yala'dan naklediyor bunu. Şöyle buyuruyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz, El-Enbiya ve ahyaun fi kuburihim yusallun. Yani peygamberler kabirlerinde diridirler, yusallune namaz kılarlar diyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam. İşte bu diri olduklarını gösteren bir şey. Bizim bildiğimiz anlamda istigase münkirlerinin iddia ettiği şekilde tam anlamıyla ölüdürler, hiçbir şekilde fayda zarar sağlamazlar, toprak olup gitmişlerdir manasında bir şey yok naslarda. Ne Kur'an'da ne sünnette böyle bir inanç, itikat yok. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz başka bir rivayette Beyhaki Hayatül Enbiya'da naklediyor bunu. İnnel enbiya la yutrakune fi kuburihim ba'de 40 leyle velakinnehum yusallun beyne yedeyillahi azze ve celle hatta yunfaha fissur. Burada sura üfürülünceye kadar peygamberlerin yine kabirlerinde namaz kıldıklarını beyan ediyor Aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Keza yine bir başka rivayette Efendimiz İbn-i Hibban sahihinden naklediyor bunu. Kelabadi Bahrul Fevaid'de, Ebu Nuaym Hilye'de, Ebu Ya'la Müsned'de, İbn-i Ebi Şeybe Musannef'te, Beyhaki yine Hayatül Enbiya'da. Merartu bi Musa leylete usriye bi ve huve kaimun yusalli fi kabrihi indel kethibil ahmer. Aynı şekilde İsra gecesinde aleyhissalatu vesselam Efendimizin Musa aleyhisselamı diri olarak gördüğü, namaz kıldığını gördüğü beyan ediliyor. Başka bir rivayet, Efendimiz buyuruyor ki bu rivayette yine İmam Ahmet Müsned'inden naklediyor bunu. İnne min afdali eyyamikum yevmel cuma fihi hulika Ademu ve fihi kubida ve fihi nefkatu ve fihi sa'katu fe ekfiru aleyye min salati fihi fe inne salatekum ma'rudatun aleyye. Yani aleyhissalatü vesselam Efendimiz en faziletli olan gününüz cuma günüdür diyor. Bugün de Adem aleyhisselam yaratılmıştır. Adem aleyhisselam bugün de vefat etmiştir. Sura üfürülmesi bugün de olacaktır. İnsanların böyle şaşkın vaziyette sura üfürüldükten sonra haşr olmaları, tekrardan diriltilmeleri bugün de olacaktır. Bugün de bana çok salat edin. Çünkü bugündeki salatınız bana arz ediliyor diyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Dediler ki ya Resulallah ve keyfe tu'radu salatuna aleyke. Fakat erimte ya Resulallah salatü selamımız sana nasıl arz edilecek? Oysa sen ölmüş olacaksın. Erimte aslında çürüme manasına geliyor yani. Yok olmuş olacaksın manasında soruyorlar meraklarından dolayı. Yekulune belite böyle derler. Yani fakale Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buna mukabil buyuruyor ki İnna Allah Azze ve Celle harrama alel ardı ecsadel enbiya. Allah Teala muhakkak ki Allah Teala yeryüzüne, yere, toprağa peygamberlerin cesedini yemesi, çürütmesini haram kılmıştır. Bunu yapması mümkün değil toprağın. Yani peygamberleri çürümez, peygamberler bildiğimiz anlamda yok olmaz, ölmez. Naslar bize bunu beyan ediyor. Keza aleyhissalatü vesselam Efendimiz Nuzul-i İsa'yı anlattığı bir rivayette Ebu Ya'la Müsned'inden naklediyor. وَالَّذ۪ي نَفْسُ اَبِ الْقَاسِمِ بِيَدِهِ لَيَنْزِلَنَّ عِيْسَ بْنُ مَرْيَمَ اِمَامًا مُقْسِطًا وَحَكَمًا عَدْلًا فَلَيَكْسِرَنَّ الصَّلِيبَ وَلَيَقْتُلَنَّ الْخِنْزِيرَ وَلَيُصْلِحَنَّ ذَاتَ الْبَيْتِ وَلَيُذْهِبَنَّ الشَّحْنَاءَ وَلَيُعْرَضَنَّ عَلَيْهِ الْمَالِ فَلَا يَقْبَلُهُ ثُمَّ لَاِنْ قَامَ عَلَى قَبْرِهِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ لَاُج۪يبَنَّهُ Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu rivayette İsa aleyhisselamın nüzulünden bahsediyor. Hakem olarak inecektir. Adaletli bir hakim olarak inecektir. Yeryüzünde bütün Hristiyanlık emarelerini kaldıracaktır. Küfür emarelerini kaldıracak. Ondan sonra insanların arasını ıslah edecek. Bütün kinler, nefretleri yok edecek. Kendisine mal verilecek, malı kabul etmeyecek. Ondan sonra Efendimiz buyuruyor ki kabrimin başına gelip duracak ve ey Muhammed diye bana nida edecek. Le ucibennehu ben ona icabet edeceğim, cevap vereceğim buyuruyor. Dolayısıyla bu konuyla ilgili ulemanın icmağı vardır desek yeridir. Nitekim Selefilerin imam addetmiş olduğu İbnül Kayyim'de, keza İbn-i Teymiye'nin belli ifadeleri ve nakletmiş olduğu rivayetlerde bize salih insanların, peygamberlerin vefatından sonra
ölüp gittiğini beyan etmiyor. Bilakis yaşadıklarını, bir nevi bir hayat taşıdıklarını Allah yolunda öldürülenlerin zaten ayetinde beyanıyla, ölüler olmadığını, böyle zannetmemizin, zahmetmemizin yanlış olduğunu beyan ediyor. İşte ifade ettiğimiz gibi İbn-i Kayyım buna benzer birçok rivayeti Kitab-ı Ruh'unda naklediyor. Dolayısıyla o dahi böyle bir şeyi iddia etmiyor, söylemiyor. Bunu söyleyen insanlar kraldan çok kralcı bir tavırla onların dahi önüne geçmiş olan, nasları tanımayan, nasları okuyup okumazdan gelen, bu konuyla ilgili naslara tabi olmayan insanlar. Dolayısıyla istigase meselesine yaklaşırken siz ölülerden medet umuyorsunuz, ölüler ölmüştür, gitmiştir, ölülerin bir faydası yoktur, Kur'an'a sünnete muhaliftir demek, meseleye bu taraftan yaklaşmak da batıl olan bir şey. Kim demiş ölüler ölmüştür, gitmiştir, hiçbir faydaları ve zararları yoktur? Bu ancak fenaul ervaha inanan ve dolayısıyla küfre düşmüş olan bir insanın itikadı olabilir. Ruhlar fanidir, ruhlar bedenden ayrıldıktan sonra artık hiçbir idrak taşımazlar itikadına sahip olmak son derece tehlikeli olan, itikadi açıdan insanı küfre kadar götürebilecek olan tehlikeli bir inançtır. Müslüman böyle bir şeye inanmayacağına göre ruhun bedenden ayrıldıktan sonra daha güçlü bir hale gelebileceğini bilir. Dolayısıyla ruhta böyle bir beden, aslında ruh için bir nevi bir engeldir yani. Dolayısıyla esbab dairesi içerisinde ruh gibi son derece güçlü, Cenab-ı Hakk'ın muazzam şekilde yaratmış olduğu bir varlık aslında bir yere hapsolmuş oluyor. Sebepler alemindeki bir bedene hapsolmuş oluyor. Bu bedende dahi bu kadar işlev gören, birine öbürüne yardım etmesini sağlayan, bedenin konuşmasını vesaire her türlü yardımını sağlayan ruh, bedenden müfarakat ettikten sonra, ayrıldıktan sonra elbette ki daha fazla yardım sağlayabilir. Ruh yok olmuyor, fani olmuyor. Böyle bir itikat yok. Peki ölülerle tevasul mümkün müdür? Yani irtibata geçmek mümkün müdür? Bunlar naslarda var mı? Ölülerin ölmediğini, yaşadıklarını anladık. Fakat her yaşayanlar irtibata geçilir diye bir kaide yok. Buna dair ayrı naslar var mı? Yani gerçekten ölülerle muhatap olunabilir mi? Ölülere nida edilebilir mi? Ölüler bizim nidamızı duyar mı? Ölüler bizi görür mü? Ölülerle bir irtibat sağlayabilir miyiz? Buna ne diyeceğiz? Bu konuyla alakalı Cenab-ı Hak innallâhe yusmi'u men yeşâ buyurur. Zaten burada da işaret vardır. Cenab-ı Hak dilediğine işittirir. Dolayısıyla bir insan ölüyle konuştuğu zaman da Allah dilerse onun sözünü ölüye işittirebilir. Çünkü iki dirinin, iki hayat taşıyan, velev ki farklı farklı türlerde hayat taşısalar bile varlığın birbirine bir şeyi işittirmesi ne aklen ne adeten hiçbir şekilde muhal olan bir şey değildir. Evet. Fakat elbette ki ölülere işittirmek diğer açıdan harikulade olan bir şeydir. Başka bir zaviyeden bakacak olursak bu tarafını tabii ki kabul edeceğiz. Cenab-ı Hakk'ın ayrıca müsaade etmesi, izin vermesiyle tahakkuk edecek olan keramet kabilinden bir olaydır. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu konuyla alakalı buyuruyorlar ki اِنَّ عَمَالَكُمْ تُعْرَضُ عَلَى عَشَائِرِكُمْ وَاَقْرِبَائِكُمْ ف۪ي قُبُورِهِمْ. Yani sizin amelleriniz, sizin akrabalarınıza, yakınlarınızda olan kişilere arz edilir diyor. Kabirlerinde arz edilir. Eğer amelleriniz hayırlıysa o ölüler denir ki bak senin torunun, oğlun hayırlı işler yapıyor, şöyle yapıyor. İstebşarû bih. Bununla sevinirler, müjdelenirler. Ve in kâne gayre zâlik kâlu Allahümme elhimhum en ya'melû bita'atik. Ya Rabbi onlara ilham et de senin itaatinle, sana itaat etmekle amel etsinler. Sana itaat etsin ya Rabbi. Onlara doğru yolu göster diye nesillerle dua ederler. Dünyada olan insanlara bu şekilde dua ederler. Bu İmam Ahmed Müsned'inden aklediyor bunu. Ebu Davud et-Tayalisi Müsned'inden aklediyor. Sabit bir rivayettir. Dolayısıyla bakınız ameller arz ediliyor ölülere. Ölüler bizden haberi var. Naslar bize bunu söylüyor. Ölüler bizden kopuk değil. Ölülerle irtibata geçmek mümkün. Yine aleyhissalatü vesselam Efendimizin meşhur olan ameli, kabristana geldiği zaman da Esselamu aleyküm dâra kavmin mu'minîn. وَإِنَّا اِنْشَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِكُونَ وَدِدْتُ اَنَّا قَدْ رَأَيْنَا اِخْوَانَنَا buyurmaz. Yani ey mümin kavim diyar, yani oraya hitap ediyor kabristana Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ey size selam olsun.
İnşallah bizler de size erişeceğiz. Bizler de sizin peşinizden ahirete geleceğiz. Buyuruyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz onlara hitap ediyor. Yani haşa o duymayan, duymayacak olsalar Efendimizin bu hitabı ne demek o zaman oluyor? Boşuna hitap etmiş oluyor gibi bir mana çıkar. Haşa ve kella. Yine Efendimiz aleyhissalatü vesselam mesela kalip ehline Efendimiz muttali olduğu rivayeti var mesela. Yani kafir olan kişilerden ölmüş olanları bir çukura böyle attılar. Efendimiz onlara hitap etti. Vecettum ma va'ade rabbukum hakka dedi. Onlara hitap ederek onlara döndü. Ve Rabbinizin size vaat etmiş olduğu şeyi hak olarak şimdi gördünüz mü, buldunuz mu? Dünyada inanmıyordunuz. Efendimiz onlarla konuşuyor. Efendimiz'e dendi ki, fakile lehu ted'u emmaten. Ya Resulallah, ölülere mi nida ediyorsun? Onlarla mı konuşuyorsun deyince, fakal Efendimiz buyurdu ki, ma entum bi esma'a minhum velakinnehum la yucibun. Yani siz onlardan daha çok işitiyor değilsiniz. Onlar sizden daha iyi işitiyorlar şu an dediğim şeyi. Lakin onların tek farkı onlar icabet edemezler. Yani ben onlara şu anda İslam'a davet etsem de, hidayete davet etsem de, ben onlara bir şey söylesem de, onlar bir icabet edemezler, bana karşılık veremezler. İmam Kastalani bu hadisin şerhinde diyor ki, وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى وُجُودِ حَيَاتٍ فِي الْقَبْرِ يَصْلُحُ مَعَهَا التَّعْذِيبِ Bu bize bir şeyi gösteriyor diyor bu hadis. Demek ki kabirde bir tür bir hayat var. Ve o hayat olduğu için zaten kabir azabı var ve kabirde azabı hissetmek mümkün oluyor diyor. لِيَنَّهُ لَمَّا ثَبَتَ سَمَعُ اَهْلِ الْقَلِيبِ كَلَامَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ Demek ki bu ehli kalibin bu hadise göre Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onların kendi sözünü, mübarek sözünü işittiklerini beyan edince Efendimiz ortaya koyunca وَتَوْبِيخُهُ لَهُمْ Onları azarlaması, bu şekilde Efendimizin onlara ihtarını, duyduklarını Efendimiz beyan ettiğine göre دَلَّ عَلَى اِدْرَاكِهِمَ الْكَلَامَ بِحَاسَّةِ السَّمَعِ Demek ki işitme hassesiyle, duyusuyla bu kelamı idrak edebildikleri, anlayabildiklerine delalet ediyor. Bu da neye delalet ediyor? Bir tür bir hayat taşıyorlar. İmam Fahru Razi de Metalibül Aliye'de bununla alakalı çok güzel şeyler söyler. İnsan bazen der, öldükten sonra babası öldükten sonra babasını rüyasında görür, ona bir takım şeyler sorar, sahih cevaplar alır, ölülerden istifade eder. Gerçekten bunlar normal hayatta yaşadığımız şeyler. Hatta İmam Razi yaşamış olduğu bir şeyi de burada bizatihi naklediyor. Ben çocuktum diyor, ta öğrenme çağlarının ilk evrelerindeydim. Havadis-i evveleha meselesini okuyorum. Kelam okuyanlar bilirler. Babamı rüyamda gördüm diyor. Bu konuyla alakalı en güzel delil sayılabilecek olan bir şey söyledi bana diyor. El hareketu intikalun min haletin ila haletin fehiye taktadî bihasebi mahiyetiha mesbukiyyeteha bil gayr. Dedi. Vel ezel yunafi kevnehu mesbukan bil gayr fevecebe en yekunel cem'u beynehuma muhale. Havadif la evvelleha meselesiyle alakalı dedi ki, yani bir varlıktan sonra başka bir varlığın olması, bu şekilde bir varlığın diğer bir varlığa illet olması şeklinde teselsülen İlâ mâ lâ nihaya giden bir şey olamaz. Çünkü hareketin bizatihi kendisi mahiyet itibarıyla başka bir şeyin ondan önce gelmesini gerektirir. Bir başka şey ondan önce geldiğine göre bu şekilde ilâ mâ lâ nihaya giden bir şey olamaz. Bu şekilde bir şey ezeli olamaz. Çünkü ezel ne demektir? Kendisinden önce hiçbir şey olmayan bir şey demek. Hareket halinde olan bir şeyin ezeli olabilmesi mümkün değildir diye bir delil söyledi bana diyor. Babası ona bunu rüyasında anlatıyor. İşte ölülerde bir nevi hayat olduğu, bu anlamda gerek taallüm olarak gerek başka konularda onlardan istifade edilebileceğinin tecrübi bir delilidir bu. Keza yine ziyaretul mevta vel kubur meselesiyle ilgili de El Metalibul Aliye'de çok ilginç şeyler söyler İmam Razi rahimehullah. Yani bir insanın bir büyük zatın kabrine gitmesi neticesinde ruhlar arasında bir irtibatın olacağını beyan eder. Dolayısıyla o kişi de kabirde olan kişinin, büyüğün, peygamberin, velinin feyzinden istifade eder. Ciddi anlamda bundan faydalanır. Ruhlar arasında böyle bir irtibat vardır mutlaka der ve bunu uzun uzadıya izah eder. Bakınız, ümmetin akide öğrendiği, asırlar boyu ümmete akide noktasında imamlık yapan zatlardan bahsediyoruz. İmam Fahru Razi, İmam Taftazani. Rahimehullah. Şerhül Makasındaki ifadesini okuyayım size.
Zahir min kavaidil İslam, İslam'ın kaidelerinden zahir olan nedir? Bütün nasların bize vermiş olduğu bir gerçek vardır. O da şudur. Ennehu yekunu lin nefsi ba'del mufarakati idrakatun cüz'iyetun diyor. Yani bir ruh bedenden ayrıldıktan sonra diyor, onun için cüz'i idrakler olur. Bir takım şeyleri idrak eder, anlar, bir nevi hayat taşır. Ve ittila'un ala ba'di cüz'iyyati ahvalil ahya. Bazı ölülerin bazı cüz'i ama tabii. Bazı halleri, bütün halleri diye bir kayıt kuyut yok. Ama bazı hallerine vakıf olabilme durumları olur ölülerin. Siyemellezine kanu beynehum ve beynel meyyiti taarufun fid dünya. Özellikle dünyada tanıştıkları kişilerle alakalı böyle bir irtibat mevzu bahis olur diyor. وَلِهَذَا diyor, bundan dolayı, bu gerçekten dolayı diyor İmam Taftazani, يُنْتَفَعُ بِزِيَارَةِ الْقُبُورِ, kabir ziyaretleriyle faydalanılır. Çok fayda vardır. Bakın ne diyor sonrasında? وَالْاِسْتِعَانَةُ, istigase yapmak, istihane yapmak fayda verir. بِالنُّفُوسِ الْاَخْيَارِ, hayırlı olan kişilerin ruhlarıyla. مِنَ الْاَمْوَاتِ, ölülerden. Hangi konularda istigase yapacağız? فِاِسْتِنْزَالِ الْخَيْرَاتِ, hayırları elde etmek, ve istidfa'il mülimmati, ve böyle bizi üzecek olan bir takım belalar vesaire musibetleri def etmek için ölülerin ruhlarından istiane yapmakta fayda vardır diyor. İmam Taftazani söylüyor bunu. Fe inne lin nefsi ba'del müfarakati taallukan bil beden. Çünkü ruhun bedenden ayrıldıktan sonra tam anlamıyla bedenle irtibatı kesilmiyor diyor. Ve bi turbeti leti dufine fiha, defnedildiği kabirle dahi irtibatı kesilmiyor. Feyda zara el hayyu tilke turbete, bir diri, başka yaşayan birisi onun türbesini ziyaret ettiğinde, ve teveccehet nefsuhu tilka nefsil meyyit, ve onun kendi ruhuyla o ölünün ruhuna yöneldiğinde diyor, kendi ruhuyla bir bizatihi murakabe rabıta vardır burada. Onu rapt ettiğinde, bu şekilde bir irtibata geçtiğinde diyor, hasale beynen nefseyni mulakatun ve ifadat. Her iki ruh arasında da bir buluşma meydana gelir. İfadat meydana gelir. Feyiz vermek, feyiz almak, istifade etmek meydana gelir. Bunu ben demiyorum. İmam Taftazani söylüyor. Bu ümmetin en büyük akide imamlarından birisi. Birkaç tanesi. Birisi. Neye göre söylüyor? Bu naslar ya. Naslar bunu gerektiriyor. Kıymetli izleyiciler. Bu konuyu yokuşa sürmenin bir anlamı yok. Bu konuda taassupa gitmenin bir anlamı yok. Deliller ortada, ulemanın icma ortada. Ha, şunu söyleyebiliyorlar şüphe olarak. Diyorlar ki bize, siz ölülerin vefat ettikten sonra da bir nevi bir hayat taşıdığını söylüyorsunuz. Biz söylemiyoruz. Naslar söylüyor, okudum. Bunun gibi onlarca nasl var. Sabit olan naslar, hakikatler bize bu gerçeği ortaya koyuyor. Ama efendim Kur'an ayeti bunu reddediyor diyorlar. Hangi Kur'an ayeti? İşte وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ buyuruyor Cenab-ı Hak. Yani sen kabirde olanlara işittiremezsin. اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ السُّمَّ الدُّعَاءَ, sen ölülere işittiremezsin. Nemil suresi 80. ayetinde de var. Fatır suresi 22. ayet cellesinde de var. Dolayısıyla bak Cenab-ı Hak Celle Celaluhu aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e hitaben sen ölülere işittiremezsin, kabirde olanlara işittiremezsin. Bakınız bu belagî zevkten mahrum olan, Kur'an'ın temsil kabilinden buyurmuş olduğu cümleleri zahire hamlederek söz gelimi naslar arasında bir muaraza meydana getirmeye çalışan cahillerin anladığı manadır. Bu ayet-i celle bu manada gelmiş olan siyakı, mesukun lehi, bağlamı bu ayet bu manada olan bir ayet değil ki İmam Beyzavi'nin de ifade ettiği gibi bir nahiv alimi ve lügat alimi olarak ifade ve beyan ettiği üzere İmam Beyzavi diyor ki terşihun li temsilil musirrine alel kufri bil emvat. Burada istihare-i terşihiye vardır diyor. Belat okuyanlar bilirler. Yani bir temsil vardır. Burada temsil üzerinden bir anlatım var. Yani Cenab-ı Hak küfür üzere ısrar eden kişileri ölülere benzetiyor. Ve onlara bir şey işittiremezsin buyuruyor. Onlar ölüler gibidirler. Cenab-ı Hak başka ayet-i cellelerde de kafirlere ölüler diyor. Dolayısıyla yani اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَاَحْيَيْنَاهُ, hani ölüydü biz onu dirilttik buyuruluyor. Yani ölü olması bir insanın ne anlama geliyor işte? Kafir olması. Kafir olması ölü olması manasına geliyor. Başka ayetler buna bize açıkça veriyor.
Keza yine Cenab-ı Hak Celle Celaluhu inananlara hay diyor, diri diyor. لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيَّنْ Diri olanı korkutasın, uyarasın diye bu Kur'an-ı Kerim bir zikirdir, Kur'an'dır buyuruluyor Yasin suresinde. Dolayısıyla burada temsili bir anlatım var. Burada bizatihi kabirde olanlara işittirmek, işittirmemek, onların bir hayat taşıdığı meselesiyle alakalı bir durum yok. Kafirlerin ölüler olarak kabul edilmesi meselesi var. Nitekim biz bunu وَمَا يَسْتَوِي الْاَعْمَى وَالْبَصِيرِ Yani körle gören bir olmaz. Burada hakiki körle bir olan bahsedilmiyor. Yani hakikati görebilen ve hakikati göremeyen kör kafirler. وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْاَحْيَاءُ وَلَا الْاَمَّاتُ Yani dirilerle ölüler bir olmaz diyor Cenab-ı Hak. اِنَّ اللّٰهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ Cenab-ı Hak dilediğine işittirir. وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ Sen kabirdekilere işittiremez. Şimdi buradaki kabirdekilere işittiremezsinden murat, vallahu alem, müfessirlerin beyanı üzere, kabirdekilere tebliğinle bir fayda veremez. Onlar öldüler, gittiler, seni işitmezler, seni işiterek sana icabette bulunamazlar. Efendimiz buyurdu ya, la yücibu. İcabet edemezler. Dolayısıyla hani Cenab-ı Hak Celle Celaluhu وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ buyuruyor. Kafirleri işitmeyen olarak kabul ediyor zaten Cenab-ı Hak. Yani işittik derler ama onlar işitmiyorlar. Allah Teala nezdinde işitmek bizatihi kulakla işitmek değildir. Hakikati işitip onunla amel edebilmektir. Kur'an bunu işitmek olarak sayıyor. Dolayısıyla burada işittiremezsinle murat, bu ayeti cellerinde beyanıyla onlara hakikati duyuramazsın. Çünkü onlar kalplerini tam anlamıyla hakikate kapatmışlar. وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَفْقَهُهُ بِهَا var ya, işte kalpleri üzerine perde konmuş onların. خَتَمَ اللّٰهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ Allah kulaklarını, kalplerini, görüşlerini, gözlerini, her şeylerini mühürlemiş Cenab-ı Hak. فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ اَمْ عَلَى قُلُوبٍ اَقْفَالُهَا Kalpleri üzerinde kılıflar var bunlar. Dolayısıyla onlara işittirebilmek mümkün değil. Bu manadaki bir işittirmekle, ölülere işittirmek, onlarla irtibata geçmek aynı şey değil. Konunun onunla hiçbir alakası yok. Bir ayeti celle bize bunu çok güzel şekilde izah ediyor. Rum suresindeki 53. ayeti celle. Cenab-ı Hak burada buyuruyor ki, وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيَ عَنْ دَلَالَتِهِمْ Bak, بِهَادِ الْعُمْيَ Körleri diyor, dalaletlerinden sen kurtarıp da hidayete erdiremezsin. Sapmış oldukları yol. Kör diyor kafirlere. Ha, onlar ama gözleri var. Ya o görmek değil. Hakikati görememek manasında körler. Burada temsil var. Bu ayetlerin tamamında temsil var. İn tüsmi'u illa men yu'minu bi ayatina. Burada Cenab-ı Hak sen ancak diyor ayetlerimize inananlara işittirebilirsin. Bu ayeti celle in tüsmi'u ifadesini kullanıyor. İşittirebilirsin. Ama kabirdekilere işittiremezsin. Kabirdekiler gibi olan kafirlere, ölülere, kalbi ölmüş olanlara bir şey işittiremezsin. Onlar senin tebliğinden bir şey anlamazlar. Sen Kur'an okusan da Kur'an onların hiçbir şekilde kalbine nüfuz etmez, etki etmez. Evet. Kime işittirebilirsin? İman edenlere işittirebilirsin. Buradaki işittirmek bildiğimiz manada sesin karşı tarafın kulağına gitmesi, ses dalgalarının kulağına nüfuz etmesi ve onun duyması manasında ölülerin bizatihi sesi işitmesi manasında veyahut da hayat taşımaları manasında değil. Dolayısıyla buradaki temsili, buradaki bu mecazi anlatımı saptırmanın, başka manalarda kullanmaya çalışmanın, konuyu çarpıtmanın bir anlamı yoktur. Onun için bu ayet-i celle ölülerin tam anlamıyla ölüp gittiklerini, hiçbir hayat taşımadıklarını, dirilerle irtibata geçemeyeceklerini falan ifade etmez. Hadedinde delil olarak asla kullanılamaz bu ayetin. Bu konuyla herhangi bir irtibat alakası yoktur. Dolayısıyla okuduğumuz naslardan, ayet ve hadislerden, ulemanın beyanatından da anladığımız üzere ölülerde bir nevi hayat vardır. Bu konuyla alakalı ulemanın icmağı vardır. Bu konuda müteassıp, belli bir görüşe saptanıp kalmış olan selefi zihniyetinin dışında herhangi bir ümmet aliminin itirazı yoktur. Sahih, sabit olan naslar bu konuyu teyit etmektedir, göstermektedir. Bu dersimizi inşallah bu kadarla tamamlayacağız. Ve bir sonraki dersimizde inşallah bizatihi istigase meselesinin delillerini
sıralamakla devam ettireceğiz. Cenab-ı Hak ifade ve istifade nasip eylesin. Ve sallallahu teala aleyhi ve selleme teslima. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala